sınıf öğretmeni, okul öğretmeni ona teşvik etti. Öyle bir gösteri yaptılar. Daha sonra kendisi istedi. Biz de destekledik. Meltem 6,5 yaşında ilkokula başladı. İlkokula başladıktan sonra kendi isteğiyle değil, öğretmeninin bütün öğrencileri, 32 tane öğrenciyi ben, o çünkü daha evvelden karateyi okumuş, onun felsefesini okumuş. Ben bu çocukları ilk aldığım zaman, ilk alınan birinci sınıf öğrencileri çok zordur onları yetiştirmek şey olarak. Onun için birinci sınıfta her hafta sonu geldi benle, dedi ki hocam, dedi sana, dedi 32 tane sporcumu getireceğim, bunlara karate yaptıracaksın. Bunlar biraz enerjilerini atsınlar, ben dedi az yorulayım espri olarak. Zaten öğretmenim harika bir öğretmendir ve seçmiş olduğum beden eğitimi mesleğinde de çok büyük etkisi vardır. Gülcan Aysu sağ olsun. Daha sonra bulunduğumuz ortam, şartlar beni karateye başlatan Pendik Doğuş Spor antrenörü Ercan İnce harika bir ortam ve eğitim sundu. Onun karşılığında takımca, yani oradaki sınıf arkadaşlarımla birlikte aldık. Bunun getirisi bizlere okul döneminde yarattığı enerji, geri dönüş, olumlu dönüşler. Bunlar sayesinde de devam ettik. O gruptan kalan, ileri giden sporculardan biri oldum ben. Bugünleri bekliyor muydum? O onun başarısı. Demek ki Ercan Bey de hani onda bir ışık gördü ki o şekilde ona çok yardımcı oldu. Sürekli yanındaydı. Gösteri amaçlı başladı. Çok güzeldi. O gösteride çok duygulandım. Daha sonra da bir ara verdi. Ondan sonra yine dedi, anne ben karateye başlayacağım. Anneanneyle dedenin yanında kalıyordu burada. Onlar ilgilendi. Sürekli onlar götürdü maçlara. Onlar onunla birlikte oldu. Ben çalıştığım için biraz daha geri planda kaldım. Bir sporda başarılı olunacaksa antrenör, sporcu, aile. Bu üçlü üçgeni kurmazsak asla, bir tanesi eksik olduğum başarı gelmez. Mümkün değil, gelmez. Bizim sporcumla benim bir çok güzel bir bağımız var. Ailesiyle de öyle. Ercan Hoca bir tanedir. Ercan Hoca'nın da emeği çoktur Meltem'in üstünde. Sağ olsun, çok yardımcı oldu her konuda. Ercan Hoca gerçekten mükemmel bir insan. Saygı duyulacak bir insan. Ne bileyim, çok iyi bir insan. Ya küçük yaşta belki tek başına bazı şeyleri göğüs gerdiği için, tek başına yapmak zorunda kaldığı için her zaman dimdik durdu yani. Ve onu söylediğim şey, her zaman hani haklı olduğun şeylerin arkasında dur, doğru ol, gerisi gelir diye düşündüm ve o şekilde söyledim Meltem'e. Ve o şekilde yetiştirmeye çalıştık. Hem kişilik yapısı çok farklıdır. Belkin biraz da göçmen kızıdır. Sorgulamayı bilen, her şeye böyle eyvallah demeyen, benimle başa baş böyle, dişe diş böyle mücadele eden, konuşurken, kendi fikrini bana ifade ederken, hani kırmadan, dökmeden edebilen, hani bir hocadır, hocanın dediği her şey doğrudur diyerekten demeyen bir sorgulayıcı bir yapısı vardı. Bu kimlikle de kendini yetiştirdi. 20 sene boyunca yerel bir kulüp olan başladım Pendik Doğuş Spor Kulübü'nde devam ettim spor hayatıma. Daha sonra da o süreçte, bu bir takım çalışması ne kadar ferdi olarak gözükse de, o süreçteki arkadaşlarım, grup çalışmamız, bir arada aldığımız bu zevk sayesinde beni daha ileri götürdü. İlk yurt dışı şampiyonluğumdan biri dünya şampiyonluğu gençlerde oldum. O benim için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Benim için çok heyecan vericiydi. Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmıştı kızım. Ha, biz de burada açıkçası tam hatırlayamıyorum ya. Bir sağlık nedeni vardı. Koşturuyorduk hastane, mastane falan. Takip edemiyorduk kızımızı. O zaman da bu kadar şey değildi. Bu YouTube'dan seyret, oradan buradan seyret gibi. Yani takip edemiyorduk ama bir taraftan da aklımız Malezya'daydı. Onu ben bir akşam önce, hatta kızıma dedim ne yaptın? Yani rüyama girdi. Kızıma dedim ne yaptın? Baba bir yaptım dedi. Yani ben bunu bir şekilde, yani bu şekilde haberini almış oldum.
erkenden. Daha sonra akşam yengem aradı. Onlar haber almışlar. Biz hastanede koştururken. Yani Meltem tebrikler dedi, birinci olmuş dedi, dünya gençler şeyinde falan, biz inanamadık yani. O bambaşka bir sevinçti yani, biz yani ilk defa dünya şeyinde gençlerde bir şampiyonluk kazanıyordu. Çok gururlanmıştık yani açıkçası. Ailenin desteğinin çok önemli olduğunun farkındayım. Yapılması gereken büyük fedakarlıklar var. Şu an beden eğitimi öğretmeniyim ve daha iyi anlıyorum. Özellikle çocukların evde kalmak zorunda olması beni gerçekten çok üzüyor. Bazen düşünüp geriye bakıp hayal ediyorum. Onca sene, onca emek. Yani çocuğu götür getir, acılarına katlan, kazandığında yanında ol, kaybettiğinde onun üstesinden gelmesini sağla. Maddi olarak her zaman yanında dur. Çünkü buralara gelene kadar gerçekten kolay olmuyor. O radde çok büyük fedakarlık gerektiriyor. Yani tayin edildiği zaman tamam dedim yani. O kadar gururlandım ki yani artık kendi hayatını daha rahat kazanabilecek, kendi ayakları üzerinde durabilecek. Yani bir baba olarak tabii ki yani kızım artık belli bir yere ulaştı. Devletin de bir öğretmeni oldu. Yani bu çok büyük bir sevinç kaynağı oldu bizim için. O kadar duygulandım, çok ağlamışımdır. Ve bu ağlama hep iş yerinde olmuştur. Arkadaşlar hatta diyordu, neden hani bir sorunun mu var? Hayır dedi, mutluluktan ağlıyorum. Yeri geldi mi mutluluktan, yeri geldi mi bana söylemedi. Sakatlık yaşadı, darbe aldı, rahatsızlandı. Ama onlardan hiç haberim olmadı hiçbir zaman. Çünkü bana yansıtmadı. Çünkü biliyordu, burada üzüleceğim, gidemeyeceğim, göremeyeceğim. Bir hedefi var. Ben de sonuna kadar, biz de sonuna kadar arkasındayız babaanne olarak. İsmail de, o da yardımcı oluyor. O da çok destekçi oluyor ona. Benim şu anda ona yardım edebileceğim mesela Meltem'e yalnız İsmail'le güzel bir vakit geçirsin. Onlar mutlu olsun. Meltem'le bir arkadaşlık dönemimiz de oldu. Aynı arkadaş grubunun içerisindeydik. Meltem'in rutinini, nasıl devam ettiğini biliyordum. Zaten buna da hazırlıklıydım yani. Devamlı kamplarda olacağına, turnuvalarda olacağını biliyorduk. Hatta evlilik sürecimiz bile neredeyse Meltem düğünde olmayacaktı neredeyse. Yani tek başıma düğün yapacaktık neredeyse, yani öyle söyleyeyim. Çok sıkışık ve çok yoğun bir rutini var gerçekten Meltem'in. Doğal olarak da yani öyle de olması lazım. Biz evliliğimizi, nişanımızı benim maç programıma göre yaptık. Gerçekten onda bile onu göz önüne aldık. Ben balayından döndüm. Ertesi gün milli takım kampına Hende'ye gittim. Yani böyle fedakarlıklardan bahsedebilirim. Ben evlendiğimi ise pandemi döneminde evde kalarak anladım. Bambaşka bir ortam, bir şey yemek yapmak zorunda kalmak, temizlik yapmak, eşinle birlikte vakit geçirmek. Ayrıca kendisi bankacı olduğu için normal insan diyebileceğim modda bir kişi. Spor geçmişi yok. Ama buna rağmen anlayışlı ve spora olan büyük ilgisi sayesinde bana çokça yardımcı oluyor. Bankacı olduğu için ben annemlere de gidemiyordum. Sadece bir aradaydık. Ve çalışmalarıma da devam etmem gerektiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübüm evime tatami yolladı. Çalışmalarımız bu şekilde devam ettik. Karate ferdi olarak yapılan bir spor ama karşında reaksiyon verebilecek ya da durabilecek bir hedefe ihtiyacım vardı. Eşim de bunu en güzel şekilde karşıladı. Ben çok güzel tekme yumruk alıyorum. Çok geliştirdim kendimi o konuda. İşte pandemi döneminde özellikle kamplar falan dağıldıktan sonra işte daha henüz şu an oturduğumuz eve taşınmamıştık. Kulübü de Meltem'e tatami yolladılar. Boş daireye döşedik onları. İşte işten geldikten sonra Meltem karşısına geçiyordum. İsmail şöyledir, vuruyordu. İsmail böyledir, vuruyordu. Arada da güzel de vuruyordu yani. Gerçekten iyi de vuruyordu. Ama hani ses çıkartamıyoruz ister istemez. Hani acıdı mı? Yok acımadı. Ama artık sızlıyor yani. Gitmiş durumda orası. Çok güzel, dediğim gibi tekme yumruk güzel alırım. Hani ileride dublörlük falan gerekirse şey yaparım yani. O sektörü de atlarız ilerleyen dönemde. Karate ilk defa olimpiyatlara alındı. Ben de bu şekilde hedefimi daha farklı bir çalışmayla yönlendirdim. Bu benim için çok heyecan verici. Çünkü karate başladığımdan beri bunu zevk için başlamıştım. Ve sonunda hiç hayalimizde bile olmayan bir şeyle karşılaştık. Olimpiyatlar. Bu bizim için büyük bir heyecandı. Çoğu sporcu da bunun için mücadele vermek için geri döndü.
Ve 4 senelik serüvenimiz, hatta pandemiyle birlikte 5 senelik serüvenimiz başladı. Tabii ki Meltem geçen sene Kota'yı almıştı. Biz hep beraber sevinmiştik, burada kutlamıştık. Fakat Karate Dünya Karate Federasyonu Kota mücadelelerinin seneye devam edeceğini söylediğinden dolayı Meltem Kota'nın dışında kalmıştı. Ama biz hep inanıyorduk. Meltem'in biz tekniğini, tecrübesini ve dövüşünü bildiğimiz için Meltem'e mutlaka gideceğini düşünüyorduk. Meltem de hiç bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Son 3 şampiyonada da şampiyon oldu. Olimpiyat kotasını aldı. Olimpiyatlar için hazırlanıyordu. Sonra ertelendi. Sonra o ara dedim, madem ki olimpiyatlar ertelendi dedim, bir torun da verseydiniz bize, ondan sonra olimpiyatlara hazırlansaydınız. Fakat Meltem yine hayır dedi. Önce olimpiyatlar kendi hedefim. Ondan sonra. Meltem 7 yaşından beri karate yapıyor. Çok emek vermiş. Benim ona hani şunu yapma bunu yapma gibi bir deme bir haddim yok. Hiç kimsenin olmaması lazım. Bütün emeği o vermiş. Acısını o çekiyor, sakatlığını o çekiyor, zaferini o çekiyor. Ben sadece paylaşmaya çalışıyorum. İyi taraflarında, acılı taraflarında. Meltem bir şeyi kafasına koyduysa onun kaçarı yok. Yani Meltem arpa şampiyonu mu olmak istiyor? Olur. Olimpiyata mı katılmak istiyor? Katılır, kazanır, buraya gelir ve der ki ben, hani Sezar'ın var ya, bini bidi bici, Meltem de öyle. Alır yani, kaçarı yok bunun. Yeter ki Meltem istesin. 5-4, buradan işte her şeyi deneyecek. Bir çudan geri daha denedi, olmadı. Bir daha denedi, yine puan çıkmadı. Burada Uramavaşı denedi, olmadı. Her şeyi denedi son 8 saniyede. 3 teknik denedi. 2 kez Vazari için çudan geri, çudan Mavaşı denedi, olmadı. Sonra bir kez İpon için Uramavaşı denedi, olmadı. Ve Ayumi Uekusa Meltem'i 5-4 mağlup ediyor değerli seyirciler. Tabii ki çok üzgünüm. Söyleyeceğimi de bilemiyorum. Çok çalıştım. Nerede eksik olduğunu daha sonraki günlerde algılayabileceğim ancak. Bugün elimden geleni yaptım. Bunu da gösterdiğime inanıyorum. Bugüne kadar da gösterdim zaten. Ben Meltem olmak için çok uğraştım. Uğraşmaya da devam edeceğim. Karate ilk defa olimpiyatlardaydı. Güzel bir şanstı. Denk gelmişti. Maalesef bu sonuç beni çok üzdü. Umarım dünya şampiyonasına, şu an başka bir şey söyleyemeyeceğim. Eşime, aileme, hocalarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Onları gururlandırmaya çalıştım. Umarım benim için mutludurlar. Çünkü ben burada mutluydum kaybetsem de. Her şey daha güzel olacak inşallah.